Demek ki gelirken de maskesiz geldiniz. Evim karşıda. Maske dükkandan alıyoruz biz. Yani şurada oturuyorum. O yüzden. Eğer yoksa müşteri gelince takıyoruz. Bilginiz olsun. Evet, tamam. Çünkü... tamam da şimdi biz bir dükkan içindeyiz. Ben burada çay içiyorum. Sabah yani kahvaltı yapacağım. Ya bu evet böyle bir yasa çıkartın ama bu bizi çok zorluyor. Kimse bütün ben burada 12-13 saat çalışıyorum. Yani bütün gün böyle duramam. Bu biz de duruyoruz fakat. Tam bir senedir herkes bu şekilde duruyor. Ya, hanımefendi şimdi sizin böyle yaptığınız... Mümkün değil siz de durmuyorsunuzdur yani ben... Biz 5 şimdi... dakika çay molası bile yapamıyoruz yani. Yani mecburen biz buradan ben ona... kadar falan çalışıyorum ister istemez. Ben sabah 6'da kalktım ve dün gece 1.30'da yattım. Yok ben sizin işinizi tartışmıyorum. Hayır ben siz bunu ihmal ettiğiniz takdirde tekrar kapanma yaşanacak burada. Siz belki kapanmayacaksınız ama diğer tarafta lokantada, restoranda çalışan yok, insanlar biz de kapandık. Biz de inanın çok zor durumdayız. O yani, zaman zor durumda kalmamak yani. İçin lütfen yani. Dikkat edelim. Oldu iyi günler kolay gelsin. İyi günler kolay gelsin. Orada nasıl bekliyoruz hocam? İkisi boş olmak zorunda. Oraya oturtmuyoruz zaten. Şimdi HES kodu sorun olmaz. HES kodu. Evet. Tamam. Hayat evresinde varsa onu indirip lütfen sizden tek ricamız o. Tamam, HES kodu sorun. Bundan sonra kesinlikle gelen her müşteri için HES kodu sorgulaması yapmanızı istiyoruz. Eğer riskli herhangi bir şey çıktığı takdirde de zaten 112'yi arayıp haber veriyoruz. Direkt haber biz veriyoruz. Kesinlikle. Tamam. Sıkıntımız yok Allah'a şükür. Yani daha da sıkılarsa daha da iyi olur bizler için. Çünkü bir an önce normal dönmek istiyoruz biz de. Artık esnaf biliyorsunuz zor durumda. Yani inşallah hep beraber bu şeyi atlatacağız pandemi dolayına. Hayırlısını diyelim inşallah. Allah'tan hayırlısı olsun. Yani şimdi tedbirlerden tabii memnunuz. Bizim iyiliğimiz için yapılıyor. Yani şimdi iller arasında bir rekabet başlatacak ve daha da böyle bu korona muhabbetinden inşallah kurtulacağız. Bizler de esnaf olarak uyum sağlayıp bu şeye katkıda bulunacağız. Her gelen müşteri için mutlaka HES kodu sorun. Aynen onu yeni öğrendik. Riskli çıkan insanları 112'ye arayıp bildiriyorsunuz. Bir de eğer HES kodu sorgulamadan içeriye müşteri alırsanız arkadaşlarımız rutin kontrolde geldiğinde riskli olursa, riskli sıkıntı. Çıkarsa ruhsatınızı iptal eder. Evet. Bilginiz anladım. Olsun. Tamamdır. Bugün gidiyoruz, 15 sene.